Kuzguncuk'a doğru gidiyoruz. Sağ tarafımızda Boğaz Köprüsü. Kuzguncuk'un girişindeki Ahmet Esat Efendi Camii'ndeyiz. Hemen Boğaz Köprüsü'nün yanında. Denize sıfır. Çok güzel bir yerde. Kuzguncuk'un sahil tarafı girişi Abdullah Ağa Caddesi tarafındandır. Sahile paralel olarak devam eden cadde üzerinde bir park, bir sinagog ve bir de kiliseyle cami bulunmaktadır. Ne kokuyor, ne kokuyor, ne kokusu bu? İyot kokusu şu anda. İskele. İskelenin hemen girişindeyiz. Burada İsmet Paşa restoranı var. İsmet Baba restoranı var. Arkamızda caddenin girişi. Ağaçlar altında. Hemen iskelenin yanında. Sahil. Kuzguncuk Caddesi'nin sonunda girişindeyiz. Hava çok sıcak bugün. Bugün Nisan ayının bir pazar günü ama bir yaz günü gibi. Hava çok sıcak ve tam gününde buraya geldik. Ekmek teknesinin çekildiği yer burası. Oldukça ünlü gördüğünüz gibi. Ve aynı zamanda bu sokaktan da Perihan ablanın çekildiği eve gidiliyor. Hangi ev olduğunu çok hatırlamıyorum. Burası çok canlı. Cıvıl cıvıl. Tahminimce Perihan ablanın çekildiği evde şurası olması lazım. Ama emin değilim. Bir bakacağım ona şimdi. Burası Perihan abla sokak zaten. Üryanizade sokak. Burası da yukarıdan, yani bu baktığımız yönden yine Kuzguncuk'a bağlanacak. Binaların eskiliği, ortamın güzelliği. Eski İstanbul. Yanlış alarm. Orası Perihan ablanın çekildiği yer değilmiş. Sanırım şu ev Perihan ablanın çekildiği ev. Biraz önce baktık. O tarafa doğru gidiyorum şimdi. Sokağın sonunda kalıyor. Evet, bu ev. Hemen sağımızdaki çok da fazla
O tarafa doğru kamerayı çevirerek çekmek istemiyorum. Sokağa çekiyoruz sonuçta. Merdivenler var. Merdivenlerden yukarıya çıkabiliriz. Ne kilisesi demiştin canım buraya? Ayios Pantelimon Kilisesi. Hemen yanında da yine bir cami var herhalde. Orası da mı kilise? Kilisenin devamıymış. 2. Mahmut döneminde ibadete açılan ve 1972 yılında çıkan yangından sonra Nikola Zico tarafından yeniden tasarlanan kilise 1892 yılında yeniden ibadete açıldı. Yunan haçı biçiminde tasarlanmış olan yapı orta kısmında ana kubbe dört ayak tarafından taşınmaktadır. Kuzguncuklu Andon Hüdaverdioğlu tarafından 1911 yılında yaptırılan çan kulesi mermeravlu giriş kapısının üzerinde yer almaktadır. Kilisenin hemen yanında caddede ise kare planlı bir ayazma bulunmaktadır. Burası meşhur Kuzguncuk Bostanı. Buradan yer kiralayarak bostan yapabiliyorsunuz. Kendi yiyeceklerinizi yetiştirebiliyorsunuz. Hani İstanbul'da böyle bir yerin kalmış olması gerçekten umut verici. Gelecekle alakalı. İnsanlar oturuyor. Ya bak çok güzel değil mi? Çok güzel olmuş. Şu kampımız. Bostanların içine girelim mi? Sağ tarafta bostan varmış. Ne tarafa gidiyoruz? Tamam. Kuzguncuk Bostanı ile alakalı birçok hikaye ve efsane var. Bunlardan bir tanesi, burada yaşayan Rumlardan bir tanesi olan İlya teyzenin olan bu bostan. İlya teyzenin vefatından sonra varisi de olmayınca boşta kalması. Buraya sahip olmaya çalışanlar olmuş haliyle. İlya teyzenin varisi olmayınca. Demişler ki burayı değerlendirelim. Okul olsun, hastane olsun veya başka bir proje yapalım. Ama her seferinde Kuzguncuk halkı buranın betonlaşmasına engel olmayı başarmış. Sonuç olarak 16,5 dönümlük bostan Kuzguncukluların yani İstanbulluların ziyaretine açılmış. Çocuk akademisi, çocukları buraya getirip bostan yaptırıyorlar gördüğüm kadarıyla. Hepsi çocuk akademisini. O taraf da muhtemelen öyle akademilerin. Çok güzel. Gelip konuşalım. Tamam. Ben senin arkandan geliyorum. Buradan giriyoruz değil mi? Thank you.
bizimkiler biraz daha güneşte kaldığı için daha şey olmuş. Gitme gitme, gel. Gel, fotoğrafını alacağım ya. Bunları hatırlıyorsun, geri burada da. Evet. İcadiye Caddesi'nin en tepe noktasındayız. Kuzguncuğun sonu diyebiliriz burası için. Kafeler vesaire var. Çok güzel vakit geçirdik biz. Evleriyle olsun, bostanıyla olsun. Artık dönüş yolundayız. Hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Var mı söylemek istediğim bir şey? Kapatıyorum videomuzu. Bizi takip etmeye devam edin. El salla. Hoşçakalın. Bay bay. Videoların devamı için abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarak yeni videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıca ekranda görünen kutucuklardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Teşekkürler.